yalvarırdım anneme babama. Ne olur Tophane Bahçesi'ne gece gidelim, erken gidelim, fasıl dinleriz, sonra da kızlar çıkacak. Evet, kızlar çıkacak, tabir buydu. 4 tane okuyucu hanım önde oturuyordu. Sazlar onların sağında, solunda ve arkasında yer alıyordu. Ve bu hanımlar tek tek ayağa kalkıp o zamanki eski stil ayaklı mikrofonla bahçeye hitap ediyorlardı. Belki birinci sınıf değildiler ama benim için o sahne kokusu, ön masadan onları izlemek cennetteyim gibi geliyordu. Oradan burnuma gelen kokular o 4 hanımın sürdüğü biraz ağırca parfümler ve de makyaj kokusu. Makyaj yapmaya bayılıyordum. Annem evde yokken onun makyaj malzemeleriyle yüzüme bir şeyler çiziyordum ve kendimi artist oldum zannediyordum. İçimden gelen bir duyguyla ben top oyunlarını sevmiyordum. Kucağımda bir bebeğim vardı. Bahçemizdeki 2 tane çeşmenin üstündeki dizili olan sardunya çiçeklerini aralar, orayı sahne gibi düşünür, komşu çocuklarını çağırır, gelin tophanecilik oynayalım derdim. Mesela Bahriyeli elbisesi almıştı annemle babam bana. Onun şapkasını böyle yandan giyip bir iğneyle bir çiçek, mevsimine göre krizantem, mevsimine göre ebe gömeci, mevsimine göre fulya iğnelediğimi hatırlıyorum. Sünnet entarimi inanınız 45 gün 50 gün hiç çıkarmadım. Çünkü günün birinde sahnede mini şort giyeceğimi düşünemezdim ki o zaman. Zannediyorum Cumhuriyet Bayramı tatiliydi. Bursa'da 2 gün için Bursa'ya gidip geliyordum. Bursa'da yine sesi çok güzel duyuran Eski Kaplıcı adındaki hamamın kubbesinin altında, o kubbedeki dört köşe ışıklardan süzen hüzmeleri göre göre duygulanıp Zehret ve Hayatı Bana Cananım isimli ilk bestemi besteledim. Adeta gökyüzünde uçuyorum gibiydim. Hele radyoda okunduğu gün Kapalı Çarşı'dan şöyle bir dolaştım. Birkaç tüccar arkadaşı babamın öğle neşriyatını dinlemişler. Bravo Zekiciğim, Bursalı Zeki Müren'in diye anons etti spiker. Ne mutlu sana dediler. Artık yere göğe sığamıyordum. O böyle yarı titreyerek, yarı kalbim dışarı fırlayacak gibi hissederek, seansın bittiğine, başladığına, neler okuduğuma inanamadığım anlarda ilk radyo evini telefonla arayan Sayın Hamiyet Yüceses hanımefendiydi. Bizi ağlattın yavrum, eşim de ben de gözyaşı içindeyiz. Kimsin, nesin, ne olur söyleyin bize. Çünkü yepyeni duyduk sizi dediler. İlk o mecmualardan birine kapak olduğum zaman inanınız kapağı öptüm, kokladım. Tabii ki matbaa mürekkebi kokuyordu. Ama resim benimdi ya. Artık böyle rüzgardan sallanan bayilerin önündeki efendim mecmua sıralarında ben de görünecektim ya. İnsan nasıl sevinmez, nasıl memnun oldum, uçtum. Dinlerken çok ağladım, çok duygulandım. Çünkü Ankara'ya davetliydim. Hatta Şeref Locası'nda bulunun dediler. Ben İstanbul'daki durumum dolayısıyla gidemedim. Fakat radyodan izledim. Yanımda Feriha Tunceli Hanım vardı. Ses sanatçısı dostumuz. İkimizin de gözleri doldu. Ne mutluydum anlatamam. Ne mutluydum. Allah bana neler veriyordu. Yüce Allah.
gün ışığında yola çıktım. Elimde kandil, vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum. Vefa meşhur bozacının orası, dost eski bir şarkının nakaratında, şefkatse bardaki sarışının adı. Dizlerimde derman, kandilimde yağ bitti, bulamadım gitti. İşte şimdi Bodrum'daki köy evimde bazen huzurlu, bazen huzursuz tatiller yapıyorum gibi düşünmek gerek. Çünkü kalbimin iki damarı tıkalı, şekerim yüksek idi ve her hafta kan alınıp buradaki laboratuvarda bakılıyor. Bir de kilom vardı, yavaş yavaş verdim. Yine de zayıf sayılmam. Bu üç faktör bir arada herhalde ölümü çağrıştırabilir. Hiç üzülmüyorum. Bu kadar güzel şey yaşayan bir insan tabii ki ölümü de tatmalı. Ondan kurtulmak yok. Sizleri çok seviyorum. Her şeyimsiniz benim. Bodrum'daki sessiz odamdayım ve de ne güzel. Sizlerleyim. 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 Allah hepinize arzuladığınız her şeyi versin. Her şeyi versin. Hepinize en güzel dileklerimi sunuyorum efendim. Var olunuz. Sağ olunuz. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.